Aleyhisselam'dan önce dua. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazın içinde yani sonunda Allahümme inni e'udu bike min azabil kabr ve e'udu bike min fitnetil mesihid deccal ve e'udu bike min fitnetil mahya ve fitnetil memat. Allahümme inni e'udu bike minel me'themi vel mağrami. Allah'ım kabir azabından sana sığınırım. Mesih deccalin fitnesinden sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Allah'ım günah işlemekten ve borçlu olmaktan sana sığınırım diye dua ederlerdi. Bir kişi kendisine borçtan ne kadar çok Allah'a sığınıyorsunuz dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişi borçlandığında konuşur, yalan söyler, söz verir, sözünde duramaz buyurdular. Yani borç insanı böyle sıkıntılara sevk eder. Onun için borçtan sık sık Allah'a sığınıyorum diyor Efendimiz. Kişi teşehhüd ve salli barikten sonra Kur'an ve sünnette zikredilen dualardan dilediğini okuyabilir. Bunlardan biri de bu duadır. Rabbena dualarını okuyoruz. Onlardan sonra bu dua da okunabilir. Başka dualar da okunabilir ama Kur'an'dan ve sünnetten, hadisten olması bu duaların önemlidir. Aksi takdirde insanların dünyevi kelamlarına benzer ki namazın bozulma tehlikesi vardır. Mesih Hazreti İsa'ya da Deccal'e de denir. İkincisi daima Deccal kaydıyla birinciden ayırt edilir. Yani Mesih aleyhisselam dendiğinde yalnız Hazreti İsa anlaşılıyor ama Deccal için sadece Mesih denmiyor. Mesih Deccal de ikisi beraber söyleniyor. Deccal'e Mesih denilmesi kendisinden hayır silindiği, gözlerinden biri silik olup tek gözlü olduğu veya yeryüzünü kısa sürede dolaşacağı içindir. Onun için Mesih denmiş. İsa aleyhisselama Mesih denilmesi hakkındaki muhtelif vecihler serdedilmiştir. Kelimenin İbranice Meşiha'dan alındığına dair olan vecih kuvvetli görülmüştür. O da mübarek manasında, bereketli manasında kullanılıyor değil mi? Bir kelimenin farklı manaları olabiliyor veya birbirine benzeyen kelimeler olabiliyor. Onun için ikisine de Mesih denilmiş oluyor. Deccal kelimesi hak ile batılı karıştıran, batılı hak gibi gösteren hilekar, yalancı ve yaldızlayıcı manalara gelir. Hilekar, yalancı, yaldızlayıcı, süsleyici, aldatıcı manasına geliyor Deccal. Ebu Bekir radıyallahu anh bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ''Ya Resulullah bana bir dua öğretiniz de onu namazımda okuyayım.'' demişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dua et buyurdular. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethiran ve la yagfiru zunube illa ente. Faghfirli mağfireten min indike ve arhamni inneke entel gafurur rahim. Allah'ım ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin. Bu duayı öğretiyor Efendimiz. Bu da yine tahiyyattan, salli barikten sonra okunacak dualardan. Ebu Bekir radıyallahu anh bu duayı teşehhüd ve salli barikten sonra ve selamdan evvel okumuştur. Mağfiret, cehennem ateşinden uzak tutulmak, rahmet de cennete nail olarak Yüce Rabbimizin cemaline nazardan hissedar kılınmaktır. Burada demek ki mağfiret isteniyor, rahmet isteniyor. Mağfiret, cehennem ateşinden uzak tutulmak, rahmet de cennete nail olmak, cemalullah'a nail olmak.